Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'de yeni gelen sezon 3 güncellemesine bakacağımız bir video yapalım istedim. Ve şöyle söyleyeyim, video iki aşamalı olacak. Birinci aşaması biliyorsunuz ki 6 Nisan gece yarısı bir tane güncelleme geldi oyuna. Rocket League'e 2 GB'lık mı ne? O güncellemeyi indirmeden oyuna giremiyorsunuz. Ve bir tane de bugün saat 5'te gelecek, daha doğrusu 5-6 gibi. O da Rocket Pass ile ilgili ve rank sistemi ile ilgili olacak. Sezon ödülleri falan gelecek. Bayağı bir sürü şey gelecek. Ve biz de videoyu iki aşamalı yapacağız. İşte birinci aşaması bu 6 Nisan'da gece arasında gelen güncelleme ile alakalı olacak. İkinci aşaması da sezon ödülleri, işte Rocket Pass'e bakacağımız aşama olacak. O zaman videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da hala abone değilseniz 2-3 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gerçekten kanalın gelişimine çok fazla katkı sağlayacaktır. O zaman şöyle başlayalım. Bakın, ana menüye çıktım. Bu arada antrenmanda yine abi iki tane fili deliriye vurduk. O da çok güzel bir detay oldu. Şimdi bakın, burada oyna dediğimizde resimler değişmiş abi. Bayağı temiz, böyle nasıl diyeyim, derli toplu resimler kullanılmış diye düşünüyorum ben. Bakalım abi, serbestte fenek var, tepesinde kuş var. Böyle sağ üstte de top detayı var. Güzel, hızlı hızlı geçiyorum, buraya çok önemli değil diye. Rekabetçiye bakıyoruz. Süpersonik efsane rankının logosuna koşturan bir Dominus bir de Octane var. Güzel, turnuva kupa var ve gördüğünüz gibi braket var arka planda ve gayet temiz gözüküyor. Şöyle içine bir girelim. Aynı. Rekabetçinin içine girelim. Oo, bura bayağı temiz olmuş. Bakın, eskiden rekabetçi logosu nasıldı? Şöyle bir resim düşünün. Şurada Diamond logosu tam şuradaydı abi. Öyle bakın olaya. Ve bayağı yani kötü gözüküyordu ama bence şu an gayet iyi gözüküyor. Gayet derli toplu gözüküyor. Benim görüşüm bu yönde. Ya ben çok sevdim yani şu ana kadar. Burada bu arada Dominus var. 2 ve 2 de Octane var. 1 ve 1'e Harbinger'ı koymuşlar. Rocket Pass sezon 1 arabası. Yeni Rocket Pass sezon 1. Güzel. Serbestse bakalım. Yine 3 ve 3 Dominus. 2 ve 2 Octane. 1 ve 1 Harbinger. 4 ve 4'te Roadhog var. Şu sağdaki arabayı çözemedim abi. Şimdi geldim. Eğitim, buradaki şeyler değişmemiş, bakın aynı resimler. Ekstra modlar, burada Rumble var, zaten Rumble vardı da resimleri falan değişmiş. İşte burada görüyorsunuz Rumble'ın yumruğu var abi. Resimleri ben bu arada cidden çok beğendim. Dropshot'ın resmi de çok temiz ya. Ana menü gerçekten temiz gözüküyor abi, yani derli toplu gözüküyor. Bu kelimeyi çok söyledim ama bayağı iyi yapmışlar. Potalarda görüyorsunuz basket topu ve potasını yansıtmışlar. Karlı günde de hokey topumuz var ve böyle abi. Özel oyunlar, bakın şurada görüyorsunuz özel olduğunu da hani çağrıştıran simgeler var. Kare top, işte yuvarlak top, hokey topu gibi. Buna bakalım şimdi, şöyle yapalım. Bakın gösteri değişmiş de o ne resmi ben anlayamadım. Sezon var, stadyum hani onu çağrıştı. Özel maç, burada top ve kilit simgesi var ve atölye, bakalım burası da aynı. Buraya bakalım, burası da aynı. Buraya bakalım. Burada ben sezon açmıştım. Ondan kalma sezon var. Burası da aynı. Şöyle gelelim. Gösteri. Burası da aynı. Özel maçta bak. Burada şeyler var abi. Açıklamalarını da yazmışlar. Orası güzel olmuş. Şimdi geldik en önemli mevzumuza. Şuraya bakın. Garajda bir tane bildirim yanım sönüyor. Buraya tıklıyorsunuz. Ne dedim ben size? Rocket League'de yeni 6 Nisan'da gelecek güncellemeyle takas, yeni takas sistemi geliyor dedim. Buna tıklıyoruz abi, tamam mı? Tıkladık. Bakın. Burada açıklıyor. Nasıl takas yapılır? Bir nadirlik seç. Takas edilecek 5 öğe seç. Seçtiğin nadirliğe sahip yeni bir öğe al. Tamam diyoruz. Bakın burada ender öğe var. 3 bölü 5. Valla bu arada şöyle söyleyeyim. Niye 3 bölü 5 diyor? Ha, ender öğemiz yok abi. Ondan dolayı büyük ihtimal. Bu NCR, NCVR, NCI, NCE. Bu da zaten karaborsa. Bakın 9 tane var burada gösteriyor. 5 tane var. 3 tane var ve 2 tane var abi. Mesela şuna tıklayalım. Burada bir sürü, bir çok nadir için takas etmek istediğin öğeleri seç. Buraya çok nadir tıkladığınızda çok nadir yapacağınız eşyalar çıkıyor. Bunu da unutmayın. Bakın buradan hemen bir tane yapalım sizin için. Şöyle göstereyim. Şimdi start'a basıyorum. Kabul et diyorum. Evet diyoruz. Artık böyle daha nasıl diyeyim, temiz bir görünüm var abi. Yani eskiden de güzeldi ama karışıyordu. Hani hangi serisi, onu falan bulmaya çalışıyordunuz. Mesela itele tıklayalım, böyle çıkıyor. Bu arada siz sakın bunları yapmayın. Yani şansınıza güveniyorsanız yapın. Ben de size göstermek için yapıyorum. Şöyle hadi lan, belki bir tane Titan Yuvayet Octane çıkar. Hadi. Siyah çıktı, bir dakika. Bak bu pahalı olabilir. Bir dakika, ben bunun fiyatına bakıp geliyorum. Bir saniye.
Evet, fiyatına baktım abi, 200-300 krediymiş. Valla gider ayak güzel şey de yaptık. Şimdi egzotiğe geliyorum. Bakın burada abi hiçbir seriye gerek yok. Görüyor musunuz? Direkt hani şey olsun, NC olsun yetiyor. Burada da şöyle yapıyoruz. İşte ne bileyim. Bu arada ben bunu tavsiye etmiyorum dediğim gibi. Şöyle seçelim. Kabul et diyelim. Ve bam. K2 kobalt. Aa, boyalı çıktı lan. Boyalı bir şey koymadık ki. Güzel. Bir tane daha yapalım abi. Bu karlı, dur. Bu da giderek şeye döndü. Ha, trade videosuna döndü ama bir tane daha patlar ya. Şundan da bir tane yapalım. Hadi oğlum. Abi bir şey diyeceğim. Çok güzel olmuş lan. Artık şeye gerek yok. Hani eskiden biliyorsunuz ki full renkli koymak lazımdı, renkli çıkartmak için. Bakın şimdi iki tane renkli düşürdük abi giderek. Kara borsa dediğimizde de ay bir şey diyeceğim. Bir tane patlar mı? Patlar gibi ha. Bir tane yapalım. Bak bunu da koyabiliyoruz. Ya gördüğünüz gibi herhangi bir seriye ihtiyaç yok. O yüzden serisi olmayanları koyacağım. Bunlar renkli ama değersiz arkadaşlar. O yüzden koyuyorum. Bakın bu da seri. Bu da seri ama bunu koymam. Bu da seri. Aa bak, bir tane sizin için yapıyorum. Normalde yapmam çünkü bunlar pahalı. Umarım güzel bir black market gelir. Çok iyi değil abi. Yani kötünün iyisi geldi. Ama olsun, sıkıntı yok. Bunu da artık bir sonraki çekilişte veririz. Çünkü kara borsa olduğu için. Şimdi bu güncellemede gelen olaylar böyleydi. 6 Nisan saat 12'de gece arasındaki gelen güncelleme bu şekildeydi. Bir de öbür güncellemeyi bekledim. O zaman ben geliyorum. Ve an itibariyle yeni sezon geldi abi. Görüyorsunuz yeni sahamız burada bizi karşılıyor. Buna oyunun içine de bakacağız ama lafı fazla uzatmıyorum. Şuradan hemen öğe mağazasına bakalım, bir şey yok. Ve roket pesi satın alıyorum abi. Ama şuradan roket pesi satın almadan önce şuradan bakın, içerik destekli deyip benim kodumu kullanırsanız arkadaşlar ve öyle roket pesi satın alırsanız bana baya bir destek olmuş oluyorsunuz. Ve sizden hiçbir şey gitmiyor. Şimdi buradan premium edin diyoruz abi. Roket pesi premiumu aldık abi. Direkt yapıştırdık. Treno arabamız bizi karşıladı. Araba fena değil. Bakıyoruz. Baner güzel. Bakın yarış temalı. Boost, of boost çok sağlam ya, boost'u beğendim. Grup desteği bu zaten aynı. Burada yarışçı kaskımız. Şöyle bir çıkartma, bu da fena değil. Lastikler bakın yine NASCAR temalı, zaten bahsetmiştik. Bu ne? Başlık, sınırlı oyuncu ünvanı. Bunu göstermiyor herhalde, bug'a mı gidiyor anlamadım. Çıkartma fena değil, hani sade olanlar tercih edebilir. Böyle bir TP var, tecrübe puanı. Burada bu arada droplar var görüyorsunuz. Şöyle bir başlık gereksiz. 100 kredimiz var. Bu arada roket pes mutlaka alın, kasacaksınız. Kesinlikle değer. Şöyle bir lastik. Lastik yine kötü. Şöyle bir çıkartma, yine sade ilerliyoruz. Böyle bir başlık. Oyuncu marşını geçtim direkt. Şöyle bir yine çıkartma. Ama çıkartma var ya bu sezon. Yine bir başlık, bunu göstermiyor. Ve bu sezon harbiden bayağı konuşulan boostu. Damalı bayrak boostu var. Bu da fena değil. Yine bir lastik. Bu sezon ya bol bol lastik ve çıkartmaya doyuyoruz abi. Bu ne? Yine fena değil. Bakın şey, hareketsiz. O bu ne lan? Yakut mu bu? Elmas mı ne? Böyle bir başlık var. Fena değil. Gidebilir yani. İsteyenler, böyle troll tasarım yapanlar kullansın. Burada bir kredimiz var. Yine bir çıkartma. Bayağı çıkartma var ya. Yine bir lastik. Fena değil. İdare eder. Ya şu anlık kötü gidiyoruz bence. Pes kötü şu anlık. Çıkartma fena değil, Dominus'a gider ama çok fazla şey çıkartması var, sade hani hareketsiz çıkartma. Yine bir tane başlık. Lastikler de bu arada hareketli değil. Burada palyaço şapkası var yani. Gol patlaması, boost. Ben beğenmedim açıkçası bunu. Bilmiyorum arkadaşlar, size yorum bırakıyorum. Burada yine bir çıkartma, devam ediyoruz. Motor sesi, bunu da geçtim. Şöyle bir sonunda artık hareketli bir çıkartma. Fena değil yani, idare eder. Burada bir başlık. Başlık güzel, bak taç falan var. Başlığı sevdim. Grup desteği bu ne? Bu da başlık. Yine şöyle bir çıkartma. Yine şey. Oo bak, bu da iyiymiş lan. Bu şey de güzelmiş, sancak hareketli bir de güzel. Böyle boyama, bu ne? Oo bak, yarış şeyi. Bu da güzel izi. Yine bir çıkartma. Bayağı çıkartmaya iyice yani aşina olduk ya bu sezon. Lastik kötü. Abi, yani şu anlık kötü gidiyoruz yani, bilmiyorum. Bu tabii ki de benim görüşüm.
Çıkartma yine kötü. Bakıyorum bu ney? Göstermiyor. Şöyle bir tahtalı bir teker var. Şuralarında kanca gibi bir şeyler var. Fena değil. Bu ne? Bu da başlık. Geçtim. Şöyle bir ilerletelim abi. Şurası 52. Biomass'e benzeyen bir çıkartma var. Hareketli biraz. Fena değil. Güzel. Roket izi bak. Bunu beğendim. Bu harbiden güzel böyle. Ben janjanlı şeyleri severim. Bu fena değil abi. Güzel olmuş. Hareketli çıkartma Tirano için. Hop drop birik. Fena değil. Güzel. Ya böyle çok mükemmel diyebileceğim bir şey çıkmadı şu an. Yine bir başlık. Grup desteği. Lastiğimiz var. Kredimiz var. Bu arada sezon ödüllerine de bakacağız. Hareketli çıkartma fena değil. Boost'u beğendim. Bu boost'u beğendim. Güzel kullanılabilir tasarımlarda. Tirano için bir tane çıkartma güzel. Holografik bir görünüm katmış. Lastik kötü. Beğenmedim. Şöyle geçiyorum. Bak bu güzel. Şimdi bu harbiden güzel abi. Fena değil. Bu kullanılabilir. Burada bir tane çok nadir drop'umuz var. 100 kredimiz. Ve oyunun, daha doğrusu bu raketmesin tek gol patlaması kareli bayrak. Yani bilemedim. Çok güzel değil ama fena da değil abi. Orta diyelim. Tabi bu benim görüşüm. Kişisel zevk meselesi arkadaşlar. Bir dakika lan. Ana sonradan gelecek şeyleri de bak burada gösteriyor. Eskiden göstermiyordu bak. Grisi, turuncusu. Bakalım bunları da. Kobaltı. Mesela şu gol patlamasının şeyi ne kadar? Bak orman yeşili. Bakalım abi. He eli yeşil oluyor. Bir şey diyeyim, bunun siyah baya güzel olur bu arada. Titanium beyazı bak. Oo bu güzelmiş lan. Fena değil. Ve roket beste bu şekilde. Şu arabanın bir de kobaltına bakalım. Bunu Titanium beyazı gidebilir. Yüzden sonrasında göstermiyor. Şimdi bir sezon ödüllerimize bakalım abi. Şuradan bakın. Boost'u seçtim. Ve sezon ödüllerimiz de burada arkadaşlar. Bakın. Bu bronz. Karşıdan bir tane karşılandım. Arabanın arkasından bronz logosu çıkıyor. Gümüşe geldim. Abi bir şey diyeyim mi, şu arabadan çıkan şey detayı güzel bu arada. Altın. Tabi ben şampiyona çıkabildim kar göstereceğim. Altın bu arada güzel bak. Pardon dur bir platin yapalım. Altın platinden bence çok daha iyi abi. Bu benim tabi kendi kişisel görüşüm. Elmas. Bence yine altın daha iyi ve şampiyon. Oy şampiyon güzelmiş bak. Şampiyon harbi güzelmiş. Büyük şampiyon ve SSL olamadığım için de onları gösteremiyorum ama şu anlık aralarından en iyisi büyük şampiyon. Şurada çıkan şampiyon logosunun detayı da çok iyi. Burada bir tane paralel kenar gibi bir şey var. O zaman şimdilik burada video bitirelim. Ha bir de şu şeylere bakalım. Dur. Şuna hepsine tamam diyelim, tamam mı? Şuradan hemen şu sahanın da bir şeyine tekrar bakalım. Serbest oyun. Abi bir şey diyeyim mi? Saha çok iyi. Boost ayrı iyi. Ben bu sezon ödülünü beğendim abi. Ne yalan söyleyeyim. Bak boost gelince bir tık yani kötülemiştim. Ama şu sahaya bakar mısın abi? Sahiciden çok iyi olmuş. Ya, üçüncü sezon şu anlık iyi başladı ama roket besi böyle çok beğendiğimi söyleyemem. Onu söyleyeyim. Ya vasatın bence üstüne çıkamayacak bir roket besi olmuş. Ama saha falan geri detaylar sezon ödülleri harbiden çok iyi olmuş. O zaman şimdilik bugün bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve mutlaka kanala abone değilseniz 200 tanesi ayırıp kanala da abone olmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi roket besi alırken de şuradan öğe mağazasından da içerik üyesi kodumu kullanırsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.